Demet Akalın, filenin sultanlarının tarifeli uçakla gelmesine tepki gösterdi ve "keşke uçağım olsaydı" diye paylaşımda bulundu. Bir takipçisi, "Acun'u arasalardı yollardı uçağını" diye yorum yaptığında Akalın, "onun işi mi?" diye yanıt verdi. Sosyal medyada Akalın'a destek olan çok sayıda kişi oldu. Demet Özdemir, Venedik Film Festivali'nde Uluslararası En İyi Oyuncu ödülünü almış ve sosyal medyada gündem olmuştur. Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etmiş ve Venedik sokaklarında ve Göndol'da poz vermiştir. Fotoğrafların ardından filtresiz ve photoshopsuz hali sosyal medyada gündem olmuştur. Aslı Enver, Kavak Yelleri, Suskunlar ve İstanbullu Gelin gibi projelerde yer alan bir oyuncu. Berkin Gökbudak ile evlendi ve 2 ay önce kızı Ela'yı kucağına aldı. Enver, Ela ile birlikte baş başa bir poz paylaştı ve minik Ela annesine benzetildi. Paylaşımının ardından beğeni yağmuruna tutuldu ve hayranları minik Ela'nın annesine olan benzerliğine değindi. Hadise, Seda Bakan'ın küçük kızı Leyla'nın doğum gününü kutlayarak dileğini açıkladı. Hadise, "Happy birthday fıstığımı. Leyla kadar seversin beni inşallah." dedi. Hadise, Seda Bakan'ın 2 numarası Ela'nın doğum gününü kutlamak için paylaşım yaptı. İlhan Mansız, Azerbaycanlı sevgilisi Lela Leyla ile 5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Mansız, 20 yıl önce Alman sevgilisi Nina Ritter'den Emma adında bir kızı bulunuyor. Mansız, Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaşarak, "aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz," dedi. 1975'te Almanya'da doğan Mansız, Türk aktör ve santrafor mevkiinde görev almış eski milli futbolcu. 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı altın gol, Dünya Kupası tarihinin son altın golüdür. 2017 yılında Survivor yarışmasına katılmıştır. Demet Özdemir, Türkiye sınırlarını aşan başarılı projeleriyle adından söz ettiren Adım Farah dizisinde yer alan bir oyuncu. Venedik Film Festivali'nde Uluslararası En İyi Oyuncu ödülünü alan Özdemir, sosyal medyada kırmızı eteğiyle ve straplez detaylı beline kadar çıkan yırtmacıyla dikkat çekti. Robert Hatemo, önceki gün İzmirli hayranlarıyla buluştu. Konsere başladığı dakikalardan itibaren rahatsız olan Hatemo, konserin ilk yarım saatini gergin bir şekilde geçirdi. Gece boyunca müzik tonlarını ayarlamak için talimatlarda bulunan Hatemo, en sonunda kendi mikrofonu ile vokalistinin mikrofonunu değiştirmekte buldu. Salma Hayek, Lübnanlı babası ve Meksikalı annesi olan 57 yaşındaki oyuncu, tatilinde kameralara yakalanmıştı. Hayek, 57. yaş gününü kutlamak için plajda minik kırmızı bikinisiyle poz verdi ve hayatındaki nimetler için minnettar olduğunu söyledi. Ayrıca ailesi, arkadaşları, sağlığı, işi, ekibi, hayvanlar ve hayranlarının sevgisini de kutladı. Serdar Ortaç, sağlık ve maddi sorunlarla mücadele ederken, müzik dünyasından birçok isim onun için harekete geçti ve Serdar Ortaç şarkıları Vol. I albümünü çıkardı. Ancak, Ceylan Ertem projeyi eleştirdi ve 1999 yılında Ahmet Kaya'ya salonda çatal bıçak fırlatılması olayını hatırlattı. Ortaç, o gece yaşananları anlatarak özür diledi ve Atatürk aşığı olduğunu söyledi. Hacı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Ömer Arzu Sabancı çiftinin yalısında evlenmişti. 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, 2 hafta önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Nazlı Sabancı, doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı ve 15 günde kilolarını verdi. Hamilelik döneminde bol spor yapıp beslenmeye dikkat eden Sabancı, doğum yaklaştıkça heyecanlanıyordu.